Merhaba dostlarım, ben Serdar. GTA Vice'ye hoş geldiniz. Koşmamı istiyordunuz. Daha doğrusu koşmam hakkında yardımcı oldunuz. Left Shift'e ayarladım şeyi, koşma yerlerini. Artık oyuna departabileceğiz. Departabileceğiz. Hatta in Tommy arabadan. İn Tommy. Koş Tommy, koş. Koşabildiğin kadar koş dostum. Koşabildiğin yerlere koş. Uç, koş. Hızlı bir şekilde koş. Yoruldun mu? Yoruldun. Yaşlısın tabii. Bu giysine ya. Gözüm giysine ya. Giysine ya. Gözünü seveyim bunu ya. Bu sefer 3 görev yapacağız. Ha, polise yakalandık. Ha, lanet olsun. Sıkıntı yok. Şey, otele girip giysi değiştireceğiz şimdi. Bu giysine, bu golf giysine, o lanet görevden kalan golf giysine, gözünü seveyim. Ben bu arada polis telsizim, nasıl diyorum ben onu hala çözemedim. Ben yanımda yedekle polis telsizim mi taşıyorum? Bir de şu araba neden daima burada? Ben bu arabayı sürekli alıp kaçırıyorum. Kim geri getiriyor? Gizem işte. Bunların hepsi gizemli şeyler. Bu arada normalde GTA 5 oynayacaktım. PC için oynayacaktım ama Rockstar'ın muhteşem serverları daha kendine gelemediği için oynayamayacağım. Daha indirmesini bekliyorum oyunu. 15 GB kala şey yaptı. Sokak kıyafetini giyeyim. Aynen, ben sokak adamıyım. Ben sokak kıyafeti giyeceğim kardeşim. Ben GTA oynuyorum. Adamım benim sokak adamı. İş adamı değil ki. Yani iş adamı da. Farklı şekillerde işimiz var benim. Bizim öyle bildiğiniz gibi sıradan işimiz yok. Biz zor iş yapıyoruz. Biz de emekçi sayılırız. Sonuçta koşuyoruz. Bak, aha bak, koşuyor adam, emek harcıyor. Neyse. Dediğim gibi GTA 5 oynayamayacağım. Ama GTA 5 PC'ye çıktı ve şeyde gayet iyi görünüyor. Yani optimizasyonda çok iyi görünüyor. Laptop oynayabileceğim sanırım. Yani bu ne demek? Bu demek ki GTA 5'i yükleyebildiğim anda videolarına başlamak istiyorum. Şuradan devam edeyim. Hop. Şimdi nereye gidelim? C'nin ne olduğunu bilmiyorum. Averin'in sanırım iki tane görevini yaptık veya bir tane, emin değilim. O yüzden C Colonel'dı. Colonel'ın bir tane görevini yaptık. Averi'ye gideceğim. Averi iyi adam ya. Averi diyorum ben ona. Averi, ne bileyim. Daha şey böyle. Yani daha bir cana yakın bir isim. Averi. Yani normalde ismi Avery mi ne? Ona benzer bir şey de. Fazla o telaffuzlara girmek istemiyorum. Averi. Çok şey böyle yani. Masum bir isim. Çok ilginç muhabbetler alıyoruz. Ne zaman GTA oynarsam çok ilginç muhabbetler deniyorum. İşte bu yüzden GTA'yı çok seviyorum ben ya. Çok yönlü bir oyun. Bazı arkadaşlarımız soruyor işte, neden abi sürekli GTA oynuyorsun, farklı çeşit oyunlar oynamıyorsun. Hani mesela yeni oyun çıkıyor ya. Mesela diyelim Far Cry 4 çıktı veya başka bir oyun çıktı. Ben onu oynamak yerine bir San Andreas'a girmeyi, bir GTA'ya girmeyi daha çok seviyorum. Hani neden ileri gidip yeni oyun oynayayım? Sonuçta ikisinden de zevk alacağım. Sırf herkes yaptığı için yapmam pek şey olmaz. İmhacı mı? Bu herkesin geçemediği görevdi galiba. Merhaba. Ha, imhacı ne yapacağız? Yok, o değilmiş. Bak şimdi. Ben her şeyi çözerim. Bana Gordon düğümünü ver, ben onu da çözerim. Tabancayla. Çok iyi imha ederim. Var olan şeylerden nefret ederim. Çok iyi yok ederim. Şuna çok kamur oynuyorum oyunu. Keşke masaya geri çekeyim. Bizi de masaya... Yok, geri çekmeyeceğim. Korkuyorum hard disk yapacak diye. Sen çık ya, şey benim olsun, sıkıntı yok. Şöyle bakalım. Save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? Adamın son söylediğini alt yazı halinde görmedik. Adam şey dedi ama, neden senin gibi daha fazla adam yok diyor. Ama sanırım hiç şeye girmeme gerek yok. Biz direkt buradan sağ tarafa gitsem yeter olacaktı sanırım. Olacak mıydı? Olmayacak mıydı? Olmayabilir. Anlamadım. Çok şeyim. Şuraya koşarak gidebilir. Koş Tommy, koş. Koş Tommy. Koş kanka. Olmayacak sanırım ya. Bunu yukarı zıplayamıyoruz değil mi? Yok. İlle diye boş boşuna koştuk ama. Sonra diye zıpla Tommy bu sefer sen. Zıpla kanka. Tavşan gibi zıpla. Tavşandan farkımız yok. Tavşandan eksik bir yanımız yok. Tavşanlar da güzel varlıklar. Güzel hayvanlar. Seviyorum onları. Herkes tavşanları çok sever. Tavşanları sevmeyen varsa lütfen itirazlarınızı bekliyoruz. Biz bu işi yargıya kadar taşımaya hazırım ben tavşanlara karşı. Türcülük yaptığınız için. Hop. Ezeceğim seni kanka. Kusura bakma. Başka yol yok. Başka seni el kaldırmaya gerek yok ki ama işte yolun için el kaldırdığın için bayağı safsın. Arabalar seni gelip ezebilir. Ben seni el kaldır... Uf, ne konuşuyorum ya. Neyse. Ne diyecektim ben?
sen bana el kaldırsan bile ve ben de sana teslim olsam bile başka sana teslim, inşaattaki 4 patlama noktasına bomba yerleştirmek için RC helikopterini kullanacaksın. Sen bunda klavyeyle her hedefe birer bomba koymalısın. Sırası önemli değil. Bunu hareket edebiliyor muyuz? Hop. Aynen, çok güzel. Hop, çok güzel. Num mu? Abi num da işlemiyor. Oğlum ne saçma iş bunu? Ancak böyle sağa sola mı gidebiliyorum ben bununla? Bu ne lan? Hacı ne saçma iş bu? Böyle gideceğiz o zaman oraya. Hiçbir fikrim yok şu anda çünkü gidemiyorum. İleri gitmiyor lan bu. Neden ileri gitmiyor bu? Lan! Böyle mi gidiyor acaba ileri? Klevi kaçırdım. Bombayı al ve tekrar dene. Deme! Abi neden? Tam onu E ve Q'dan da yaparım. Nereden hareket edeceğim lan? Sadece yana mı hareket ediyor? Ne biçim saçma sapan bir helikopter bu? Neden oyuncuları bu kadar şikayet ettiğini anladım. Çünkü hayatımda gördüğüm en saçma görevlerden birisi. Bu ne oğlum? Hani görevin zorluğuna değil ama. Saçma. Abi bir helikopter neden sadece yana hareket eder? Helikopterin mantığı ileri hareket etmek. Bak. Sağ hareket etmek zorunda kalıyorum ya. Bir de adamlar sıkacak şimdi değil mi? Bu ne lan? Hacı nereden ileri gidiyor bu? Abi sinir krizi geçireceğim şimdi, çok saçma. Hayatımda gördüğüm en saçma oyun şeylerinden, mekaniklerinden biri yani bu. Ya da doğrusu en saçma görev mekaniklerimi. Adamları helikopterle şey yapan adam bak şey yapıyor. Bir de zaman şeyi veriyor. Vay yüzsüze bak, yüzsüze. Oo beyler. Adam mal gibi bakıyor. Aşağı düştü vay gerizekalı. Sıkacak değil mi? Sıkacaklar biraz sonra bana. Hop. Şöyle. Hop. Şöyle gidelim. Bir şey yapamıyorum da. 3 tane bomba daha var değil mi? Gerizekalı. Birbirlerine vuruyorlar ya. Neyse hallederiz bunu, bir şekilde yaparım. 5 dakika için yapabilir miyim emin değilim ama. Yani. Abi muhtemelen oradan gülüyorsunuz bana hani. Abi şunun ileri gittiği yeri falan vardı ya, ama ben şu anda ileri gidemiyorum ya, klavye ayarlarında sorun var ya da bir şey var. İleri gidemiyorum ben. Numpetten hiçbir şeyden ileri gidemiyorum. Ne oluyor lan? Dur ne oluyor? 9'dan şey yapıyor. Num 3. Hayır. 9'dan ileri gidiyor ya. Senin şeyine tüküreyim ben. Ağzımı bozduracaklar şimdi. Tommy orada bekliyor. Tamam ya, yaparım ben bunu. Ya bu gerizekalılar beni mi takip ediyor? Hacı ben bu işi çözdükten sonra beni fazla şey yapamazsınız. Pek bir şey kalmadı o konuda yani. İşin şeyin sırrını çözdüm ben. Belki ilk denemede yapamam ama ikinci denemede yapabilirim yani. Ya numpet 9 nedir? Merhaba. Hop şöyle gidebilir miyiz? Aa bir tane daha mı varmış burada? Ha yok, tam burada herhalde. Tam bunun sağ tarafında. Tam şurada mı? Aynen tam orada. Çok güzel. 3 dakika kaldı. Hop. 6 geri git. Tabancalı herifler çıkmaz inşallah burada. Tabancalı herifler çıkarsa problem. Ama ben şimdi baştan aşağı gideceğim. O neydi? Aa uçan bir helikopter, küçük bir helikopter. O ne? Oo cadılık, büyücülük. Hiç oyuncak dükkanlarında bulamazsınız böyle bir şey. Öyle D&R'dan hemen alabilirsiniz yani. D&R sponsorum değil bu arada ama. Hani hemen alabilirsiniz. Çok rahat bir şey. İleri bunun için milyon dolarlar harcamaya gerek yok. Yapamayacağım gibime geliyor bana. Oo adamları şey yapabiliyorum, doğrayabiliyorum. çok keyifli ya, ama doğrayacak zamanım yok işte.
Ya zamanında sanki yetiştiremem gibime geliyor ama sarım her kata bir tane koyuyoruz, emin değilim. Şöyle şuradan sol tarafa doğru dönebilirsek. Bir sonraki yukarı giden merdiven şey nerede? Buradan mı acaba? Abi labirent gibi yer ya. Labirent. Bu ne biçim bir şey yapmak? Neden herkesin bu kadar zorlandığını anladım yani. Herkes hak veriyorum şimdi. Kontroller bir kere alışması çok uzun sürüyor. Buradan mı devam ediyoruz? Üçüncü kata. Aa yo, buradan devam etmiyoruz. Ne saçma iş lan bu? Buradan mı? Nereden gidiyoruz lan üçüncü kata? Oğlum ne oluyor? Komple kuruyorlar. Üçüncü kata giden yer yok. Aa bulamıyorum. Dur. Birazcık yük. Hah. Lan. Aa. Aman be. Beceriksizliğim var ya. Şuna bak ya. Buradan çıkacakmışım işte ya. Ne biçim be, adam. Adam aşağı atlıyor artık. Oo. Aa. Çok fena oldu. Bu arada hile kullanmamaya çalışacağım ama muhtemelen bu görevi hemen şimdi tamamlayamam. Wow, polis sakin, polis sakin, 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 sakin. Kanka çok sakin. Wow, sakin, sakin, sakin. Çok büyük bir ihtimalle bu helikopter patlayacak. İn aşağı aşağı, in aşağı aşağı. Bu adamlar sağlam sıkıyorlar. Aslında adamları öldürebilirim. 53 saniyem kaldı. Yetişir miyim? Hiç emin değilim. Muhtemelen... Aa, çok küçük bir ihtimal var. O küçük ihtimal için sonuna kadar savaşacağım ulan. Mücadelemi sonuna kadar devam edeceğim. Küçük bir ihtimal olsa da o benim umudum. Aa, adamlar cidden öldürmüşüm. Ha, doğrayıp ben zarar verdiğimi zannediyordum. Adamlar cidden ölmüş yani orada. Lan. Oğlum. Ah. Ah. Yetişmeyecek ya, imkansız. İlk başta fazla oyalanmasını yetiştirebilirdim ama. İkinci denemede yaparım ama ya, inanıyorum. Şu anda yetişmez. Hem yukarı çıkmaya başarsam bile muhtemelen yukarıda pompalı kullanan veya tabanca kullanan birisi olacak. Ölürüm, bitti. Görev burada bitti. Ya bu oyunda muhtemelen yine iki görev yapacağız. Bu ve başka bir görev. Normalde 3 görev yapacaktı ama bu görevin olduğunu bilmiyordum. Zamanım doldu maalesef. Hiç sıkıntı yok kanka. Sıkıntı yok. Ben çaktım görevin alanına şimdi. Ya ben orada var ya. Bayağı içime şey yaptı orada. İçimde kaldı o şey. Hadi bakalım başlayalım. İmhacı bla 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 bla. Sahneler falan, ara sahneler konuşuyorlar. Hadi hadi. Dün gün bekleyemeyiz. Top fan minibüsüne yalla. Koş Tommy, koş, koşabildiğimiz kadar koşacağız biz bölümde ahbaplar. Koşabildiğimiz kadar koşacağız. Hazır koşmayı öğrenmişken. Biz daha yeni bebeğiz aslında, yeni doğduk. Anamızın karnından böyle çıktık. Koşmayı yeni öğreniyoruz. Tamam biliyorum biliyorum. Hadi. Hadi, hadi. Hadi. Hadi kanka, hadi kanka. Sırası önemli değil. Okay, hiç sıkıntı yok. Naruto'ya fena sardım bu arada. Anime olarak. İzliyorum ya. Hoş bu aralar bayağı sınav falan oluyor. Sınavlar ödevler falan oluyor derken fazla izleyemiyorum ama. Şöyle uçmaya devam. Yanlardan geçelim de. Fazla çarpmayalım sağa sola. Mesela bir tanesi gitti şimdi. Güzel. İyi iyi bir kontrol sağladık. Bir tanesi gitti. Helikopter görevi değil mi? Güzel. İlk kez bu görevi oynuyorum bu arada. Daha önce çok uzun zaman önce oynamıştım. Yani ilk kez oynuyorum gibi. Öyle söyleyeyim çünkü. Düşünsenize yani helikopteri nasıl kullanacağımı bilmiyordum. Abi çok saçma. Numpad 9 nedir ya? Bildiğin alsana yukarı tuşuna şeyini. O hareketleri. Hop.
Şöyle fazla çarpmadan gitmeye çalışalım. Bak 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 adamlara bak. Hadi siz ben doğru yerler miyim? Doğrayamadım ama zaten bayağı unutmuşsunuz siz. O yüzden fazla endişem yok. En azından şey güzel ya. Hop. Ben o kadar kolay kurtulamazsınız. Canlarım benim. 146'nın gücü adına. Şöyle inelim aşağıya. Aynen. Şöyle devam. Hafif havalanarak, şey yaparak, yere çarpmadan, bir yere çarpmadan. Adamları peşimize koşturtarak. Zaten hayvan gibi göbekleri var. Bari birazcık şey yapalım da kalp krizi geçirsinler. İyiyiz ya, daha önce 3 dakikada tamamlamıştık bu ikisini toplamda. Peşinden geliyorlar değil mi? Bombayı bir hedefe koy. Hemen koyup geliyorum. Bak bak 3 kişi peşimden geliyor. 3 kişiyi birden alabilirim şu anda ama zaman kaybetmek istemiyorum. Çok da zevkli. Aha seni alacağım ama. Aa vallahi vurdu. Pislik vurdu. Şey yapamadım. Hedefi ıskaladım. Hayır aman. Şaka. Sonra en az adamları öldüreceğim şimdi. Lan. Uzak durun lan. Şey yapmayın. Bu sefer hedefi yanlış yere attım. Ya CTRL'ye bastım ya. Evet kontrolü gene kaybettim bir ara. Şeyim dikkatim dağıldı. Kusura bakmayın. 4 dakikamız var. Helikopterde hemen dumanlar çıkmaya başladı. Elinden gelen en iyisini yapacağım. Oldukça dikkatli olacağım. Hem bundan sonra şöyle geniş açıyla gidelim. Hop birazcık yüksekten gidelim de bunlar bize vuramasın. Acı. Oo. Kanka sakin. Sıkma lan sıkma. Noobsun oğlum. Bir polissin, bir polis görevlisin ve you want me to drill you? You want me to chop you? Sen doğramamı ister misin? Şey diyor, seni matkapla seni bir delik açayım mı diyor. Ben delik açmaktan fazlasını yaparım yani şu anda. Ben seni bildiğin parçalara ayırırım. 3,5 dakikamız var. Yapabiliriz. Tabi bu sefer polise yenik düşmezsek. İnanıyorum ben yapabiliriz. Böyle bir potansiyelimizin olduğunu inanıyorum. Polisler de peşimizden gelirse onları şey yapabiliriz belki. Dışarı falan çekebiliriz. O çok hoş olur. Adamlara bu sefer ya adamlar ilk başta bayağı vurdu ya orada şey oldu ya bayağı hasar gördü helikopter. Ama Allah'tan bu sefer siyah duman çıkmıyor. Şey duman çıkıyor sadece. Beyaz duman çıkıyor. Ya gri duman artık her neyse. Tamam güzel. Oğlum neden direkt van içindeki bana saldırmıyorsunuz? Mal mısınız siz? Van içinde bana saldırsanız bitecek yani iş. Helikopteri bu arada yerine döndürmeme gerek yok değil mi? Zira onu saçma gören de çünkü uçağı yerine döndürmemize gerek vardı. Yani uçakla son görev yaptıktan sonra. Ve o şeyi hatırladım ya. Adam polis de gelmiş. Güzel. Görevimizi başarıyla yerine getirdik. Polisi de çektik buraya. Yukarıda daha rahat olacağımızı düşünüyorum ama 4. kat. Allah bilir kimlerle karşılaşacağız 4. katta. Hayır. Hayır sakın. Lanet olsun pislik. Sakın. Hop. Çok az kaldı. Hemen şunun arkasında. Bombayı bir hedefe koy. Abi sen ciddi misin? Halledemedim mi ben onu? Hayır. Oley! Yuhuu! Hep mikrofon çarptım affedersiniz. Geçtim görevi. Oh yeah. Helikopter görevini geçtim. Çok güzel. Sonunda be. Görev tamamlandı $1. Kaç polis geliyor. Güzel $1000 da cebe attığımıza göre sadece oyuncak kullanarak itfaiye orada işini yapsın. Ben ise şimdi gidip C'yi yapayım yani. Böylece Avery görevlerini bitirmiş olduk. Avery dostum benim senin için her şeyi yaptım. Senin şehirdeki inşaat sektörünü iyice bir boostladım. Artık bir yüzümüzü görürsün.
artık ben senin için görev yapmayayım, birazcık daha sen benim için görev yap değil mi? He, iyilikler karşılıklı olsun yani. Birazcık daha sen bize bir harçlık ver. Birazcık da sen bize bir fon ayır, ne bileyim. Bayram parası ver. Bayram hediyesi. Takım elbisemizi hazırla, ev al bize. Uçak al, özel jet falan al. Hatta fırsatın varsa ülke kur. Ben çok uçuyorum bu arada. Durmam lazım. Ama içimde hiç durmak gelmiyor ya. Şu anda içimden böyle saçmalamak geliyor. Saçmalamak istiyorum, böyle gerçeğin dışına çıkmak istiyorum. Mesela şu arabaya çarpmak istiyorum. Bu güzelim arabanın ağzını burnunu kırmak istiyorum. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Daha sonra ihtiyacım olacak. Hadi bakalım Colonel. Colonel neydi bu ya? İspanyol birisiydi ya. Ne? Zafer Plaza dağıtımı. Ne olacak orada? Tommy. Tommy ne alsın? Mercedes ne alsın? Yo sen hizmetçi misin? Bu ne lan? O kafa değil mi oğlum? Kafa mı oğlum ya? Kafa, 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 kafa yiyor adam. Kafa yiyor adam. Gene iğrenç bir espri. This isn't getting me any closer to my money. Tommy, my friend, you are not in Liberty now. Ha, Liberty City'de. Adam Liberty City'den gelmiş. I will continue with my inquiries, but in the meantime, I have a valuable deal to close. Söyle bakalım, anlaşma ne? Paper for a friend, Cortez. Ha, Cortez, ağabey Cortez. I knew you would not let me down. I need you to meet a courier who has obtained some valuable. Değerli teknolojik çipleri olan. Söyle bakalım. Satıcıyla Zafer Plaza'da buluş. Hay hay kaptan, şu az önce ağzını burnunu kırdığım arabamı alayım ama şurada tabanca var ve benim de tabanca mermisine ihtiyacım var. O yüzden önceliklerimi belirlemem lazım. Önceliğim hayatta kalmam. Tabanca olmadan ise bu şekilde hayatta kalmak zor. Hayatın, Vice City hayatının acı, çok acı, biber acısındaki gerçekleri. Bugün bir tane salata yedim, içinde biber varmış. Çok fena. Bunu hiç söylememe gerek yok. Çok gereksiz bir ayrıntıydı ama dediğim gibi bugün uçmak... Hay ben senin, yok 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 öyle bir şey ya, yapmayın gözünü seveyim. Yok yok yok, 100 dolar harcayacağız, ne yapalım. Polisleri hiç sevmiyorum. 2 yıldız bile ya, 2 yıldız kardeşim. Ama arabayı boyatayım, arabaya yasal olarak arabayı boyattığım zaman ben suçlarımın düşmesi lazım. Güzel, yeni motor veren. Yeni motor da koymuşlar, demek ki motor. Sır motorda. Şu bir tane şey yok mu? Radarla gideceğin nokta yukarı gösteren üçgen, biliyorum. Şeyde de aynısı vardı. Helikopter yok etme görevinde de aynısı vardı. Hadi bakalım. Gel bakalım. Yürüyen merdivenler var ya. Yürüyen... Merhaba kanka. Nasılsın? Adam tam tip ya. Sen Fransız mısın? Cortez yolladı, aynen. Çipleri versene. Ne? Beyler sakin. Aha, adam baga girdi. Öldür. 71 canım var. Kim sıkıyor oğlum? Koş. Adam kaçıyor. Adam araba aldı, kaçıyor. Benim de araba almam lazım. Ne oluyor lan? Adam düşmedi, ben mi düştüm? Ne biçim saçma iş bu? Satıcı geberdi, rehberlik çiplerini al. Hay hay kaptan. Kaç. Rehberlik çiplerini albaya geri götür. Beni alamazsınız. Beni canla ele geçirmezsiniz. Canla ele geçirilmeyeceğim. Görevimi yerine getireceğim. Canım pahasına bile olsa benim ninja yolum bu. Benim GTA amacım bu. GTA'daki felsefem bu. Görevi yerine getirmeden şey yapmak yok. Vazgeçmek yok. Araba değiştirdim. Güzel. Hadi be, fark ettiler. Fark etmeden araba değiştirseydim şansım olurdu. Bunu da şeye götüremem, boyacıya götüremem. İyi para versin inşallah, bak.
canımın yarısı gitti. Demek ki vücudumun yarısı yaralandı şu anda. Vücudumun yarısında kurşun var. Veya enfeksiyon kapmış vücudumun yarısı. Yani artık vücudumun diğer yarısını kullanıyorum. Düşün artık. Wow! Adam direkt buldu ve bam diye ateş etmeye başladı. Peki ben bu görevi bitirince polis şeyler azalacak mı yoksa canıma mı okuyacaklar? Merhaba. Aha vallahi oldu. Görev tamamlandı. 500. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Benim bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.